Fumble. Ulan bayağı kesti abi. Yalnız var ya, yanlış kestik. Bence bunu başa saralım. Sizin o kutu açılışını izleyin. İçinden neler çıkıyor bakalım. Nereden aldım? Ben bu arada şu sakalımı bir düzeltip geleyim. Tıraşı oldum. Aradaki farkı siz görün istedim. Bu arada ürünü araştırırken baktım birçok yere. Hangisini alacağım konusunda biraz kararsızdım. Çünkü şey vardı, içinde bazı başlıklar var, bazılarında başlıklar yok falan. Böyle bir değişik bir durum vardı. Ya ben de hani girdim sitesine. Ondan sonra hangisinde ne var ne yok bir araştırdım. Ondan sonra orada gördüm. Sonrasında da zaten burada MediaMarkt'ta denk geldi, gittim aldım açıkçası. Hani bunu alma serüvenim bu, ama alırken şunu çok araştırmıştım. İşte bu hani berberlerde kullanılan, hani o mu olsun, böyle markalı mı olsun falan derken biraz orada bir takım sıkıntılar oldu. Bu arada tıraş sonrası kolonya, genelde İngiliz olmadan şöyle kolonyalar var. Benim bunlar daha çok hoşuma gidiyor. Daha soft bu arada. Hatta bunun modeli de soft. Ben bunlardan kullanıyorum tıraş sonrası olarak. Ben daha çok rahat ediyorum. Bu arada ilk tıraş olarak gerçekten şey, tahriş etmiyor dedikleri kadar var. O konuda ben memnun kaldım açıkçası. Ama tabii uzun kullanımda neler olacak onu kestiremiyorum. Ve şimdi biraz böyle tedirgin, yani ilk tıraşın tedirgin olduğum için şu favorileri falan fazla şey yapamadık. Ama bunu mesela 3 numarayla bir deneyeceğim. Zaten olmazsa berbere gideriz, yapacak bir şey yok da. Hani bir deneyeceğim bakalım, bir alışalım nasıl kullanılıyor, nasıl ediyor. Diğer bıçaklarını da mutlaka bir denemem gerekiyor. Siz bu makineden kullandınız mı? Kullandıysanız veya bunu kullanıp beğenmeyip daha iyi bir şey bulduysanız onu da mutlaka yazın ki biz de gol yemeyelim. Yani bunlar en azından ne kadar erken dönersek zarardan, o bizim için kar oluyor. Ve tıraş uzun sürmedi. Benim mesela dikkatimi o çekti. Tıraş gayet kısa sürdü. Ama bazı yerlerde mesela kaldığını hissediyorum şu an. Yani saat biraz geç oldu. Akşam saati. Yarın sabah kalktığım zaman bir daha bakarım. Ondan sonra kalan yerlerin üstünden bir geçerim yani. Ondan sonra da ben bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama ürün genel olarak benim beklediğimden daha iyi çekti, onu söyleyebilirim. Zaten rengi çok güzel, tipi çok güzel. İçinden çıkan bıçaklar bence yeterli. Vücut içinde olduğunu söylüyorlar ama tabii onu daha denemedim, şimdi onun için bir şey diyemem. Ha, ilk kullanımda, ilk elimize aldığımızdaki hissedilen şey bence güzel. Çok fazla da tahriş etmiyor bu arada. Hatta hiç tahriş etmiyor diyebilirim. Genelde ben mesela şu bıyık bölgesinde çok tahriş oluyor yani açıkçası, hani jiletle alırken. Ama bunda öyle bir şey olmadı. Bakalım bir de uzun kullanımında görelim neler olacak. Birkaç ay sonra tıraş bıçağı 4 ay dayanıyor diyorlar. Bakalım bende ne kadar dayanacak. O zaman yorumlarınızı, like'ınızı, birçok şeyinizi bekliyorum. Yeni yeni denemeler gelecektir. Hepsi yolda. Kendinize iyi bakın.